Tommix, Silver City'de savaş. Şehre girdiğinizi görmedim ama ben hep oralardaydım oysa. Bitişik bodrumun duvarını deldik. İyi ama bitişikteki evde şu iki müzisyen kadın kalıyordu. Vay canına, senin yüzün o kadınlardan birininkine benziyor. Kılık mı değiştirmiştiniz? Sizden bir şey saklanmıyor ki. Öyleyse doktor ve konyakçıyı da oyun oynadınız. Evet, ikisini de bağlayıp bıraktık. Az sonra. Selam dostlarım, bakıyorum müzik sizi çok eğlendirmiş. Ha ha ha. Alay etme Tom, herkes yanılabilir. Bizi bağlayan o iki haydut nerede Tom? Onları bir elime geçirirsem. Yavaş olun, müzik severler. Kokular sürüp tıraş olmaya benzemez bu iş. Merak etmeyin, üçü de tutuklandı bile. Üzüntünüzü anlıyorum. Size bir şey ısmarlayayım mı? Elbette. Yaşa Tom, aslan evladım. Sana verdiğim emekler boşa gitmemiş anlaşılan. Birkaç gün sonra Kulver Kalesi'nde. Konyakçı, sabah oldu, uyan. Sabah mı oldu? Hemen kalkayım. Kalkalım da bir iki yudum ama bu bitmiş. Halbuki daha dün akşam doldurmuştum, eminim. Üzülme dostum, iyi ki dolapta da vardı. Ama dolap da boşalmış. Nasıl olur? Dün gece tam 20 şişe vardı burada. Telaşlanmayın albayın emriyle hepsine el koyduk. Albayın emri mi? Ne diyorsunuz değmenim? Biliyorsunuz 7 gün önce albay sizden sarhoş olmamanızı istemişti. Yakında bir senatör gelecek. Karşısına sarhoş çıkmanızı istemiyor. Ama siz buna rağmen içmeye devam ettiniz. Albayın da sabrı tükendi tabii. Senatör gelip gidinceye kadar içmek yok, anladınız mı? Olamaz, eyvah! İçkileri daha emin bir yere saklamalıydık. Ama şu lambaya konyak doldurduğumu bilmiyorlar. Hehehe! Boşuna sevinmeyin, lambadaki konyağı da boşalttık. Ne? Bu kadar canilik derler. Mahvettiler bizi, canavarlar. Görev tamamlandı albayım. Konyakçı ve doktorun tüm içkilerine el koyuldu. Mükemmel. Kalenin kantinini de kapalı. Yani içki bulmalarına imkan yok albayım. İyi ama bu sarhoş şarkısı da ne? İçkimizi aldınız ama başaramadınız. Kendinizi çok mu akıllı sandınız? Doktor ve konyakçı, hem de sarhoş gibiler. Çabuk buraya gelin. Bizim emrettiniz albayım. Hık, kaledeki bütün konyak ve içkilere el koydurttum. İçkiyi nereden buldunuz? İçki mi? Ne içkisi? Sen içtin mi konyakçı? Hık, ben mi? Ne münasebet? Hık. Affedersiniz albayım, yeni atlar geldi, dışarıdılar. Tamam tamam geliyorum, güle güle albayım. Boş verin, şişeler albayın sobasında, doktor, hücum, iyi fikir. Sobasında konyak sakladığımızı bir bilse sahiden aklını yitirir albay. Albayın şerefine, senatörün de sağlığına. Yanmayan sobada şişe saklamak harika fikirdi. Hık. Az sonra. Utanın. Kaledeki konyaklar ben saklasaydım bir kadeh bile bulamazdınız. Yaşasın hayat, yaşasın konyak. İçince ne kötü oluyorlar. Görmeyeyim onları, daha iyi.
Zavallı Suzi bize ne kadar çok kızıyor. Dur bakayım, işte bir şişe de buraya saklamıştım. Her gece bir bardayım, benim sevgili Konya'ım. Vay canına, ordunun aldığı bütün tedbirler boşa gitmiş. Tom'u burada görünce aklıma geldi. Namluya da bir şişe saklamıştım. Sen bir dahisin doktor. Buyurun albayım, beni ayyaş ihtiyarlar için çağırmış olmalısınız. Onlara engel olmak, keçiyi yumurtlatmaktan daha zor. Ayrıca içtikleri zaman daha da şirin oluyor. İnsan kızamıyor ki. Neyse, gelelim asıl meseleye. Silver Creek kasabasının yerini biliyor musun Tom? Evet efendim, biliyorum. Bir süre önce Comanche'lerin arazisinde altın bulunmuş. Kısaca bir savaş çıkmasından endişe ediliyor. Hatırladığım kadarıyla oradan geçen bir nehir Kızılderililerin arazisini beyazlarınkinden ayırıyor. Evet, ama beyazlar altın hırsıyla nehri geçmeye kalkarsa Comanche'ler ayaklanır. Gidip durumu incelerim efendim. Böylece Tom kaleden ayrılır. 2 gün sonra sonunda Silver Creek kasabasına varır. İşte geldim. Burada biri ahaliye nutuk çekiyor. Lanet olsun, altın denen madene, önemli olan Kızılderililerle iyi geçinmektir. Bunun için de nehri geçmememiz gerek. Doğru, evet. İyi, burada barış sever insanlar da var. Şimdi karnımı doyurayım. Tom Mix bir salona girer. Kızılderililer o altınları ne yapacak? Ellerini bile sürmüyorlar zaten ona. Halbuki bizi zengin eder. Doğru, ama nehri geçersek savaş başlar. Bundan bize ne? Bizi savaş değil, altın ilgilendirir. Bunlar aksini düşünüyor. O altınlarla lord gibi yaşarız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Gelin nehri geçelim, yürüyün. Biraz yavaş olun. Arada uyulması gereken bir anlaşma var. Ben de buraya bunu sağlamak için gelmiş bulunuyorum. Ne istiyor bu? Bize engel olacakmış. Bu tüysüz mü? Hevesini kursağında bırakayım da hemen yola çıkalım. Al bakalım. Vay canına. Atılın şu sersemin üzerine. Bize mi hükmedecekmiş? Delikanlı iyi güreşiyor. İmdat, demek öyle. Silahım inanılmaz, ne kadar hızlı davrandı. Bu da kim böyle? Adım Yüzbaşı Tom Mix. Haberiniz olsun ki nehri geçmeye kalkan olursa hemen hapse atarım. Sözüme inanın. Az sonra o Yüzbaşı Tom Mix Kızılderili arazisine geçmek isteyenlere nasıl ağzının payını verdi? Görmeliydiniz. Nasıl yaptı bunu? İki yumruk ve iki el ateş edip hemen duruma hakim oldu. Zaten barışı ancak burada böyle kahramanlar koruyabilir. Boş bir odanız var mı acaba? Elbette yüzbaşım. Hangi odamızı istersiniz? Emredin. Otelim sizin. Gece sakin geçer. Ertesi sabah. Yüzbaşım, açın, geldim. Buyurun, ne var? Dün ders verdiğiniz o deliller hatırladınız mı? Evet, ne olmuş? Az önce nehri geçtiler. Gözümle gördüm. Demek uyarımı hiçe saydılar. Onları hemen durdurmalıyım. Tom hemen atına binip yola çıkar. Kızılderililerle karşılaşırlarsa çok geç olur. Acele etmeliyim. İşte nehre geldim. O sersemler buradan karşıya geçmiş olmalı. İzler çok belirgin.
bu yönde devam etmişler. Takip edeyim. Bu aptallar bir komançı ile karşılaşırsa ateş etmekten çekinmezler. Ama Kızılderililer arasında da hırslı olanlar var. Bunları görür görmez oklarıyla saldırabilirler. Vay canına! Okumdan kurtuldun soluk yüz ama baltamdan kurtulamayacaksın. Bir komançı! Dur ahbap, ben dostum, topraklarınıza giren her beyaz düşmanımızdır. Bu adam delirmiş. Tabancamı kullanmam doğru olmaz. Yoksa savaş için ilk adımı atan ben olmuş olurum. Ama bu deliye bunu anlatmak kolay olmayacak. Ulu Manitu, ah! Beni yendin soluk yüzlü. Artık öldürebilirsin. Bu senin hakkın. Haydi soluk yüzlü, öldür beni. Eğer silahlarımı kullanmak isteseydim bunu daha önce yapardım. Ben buraya kan dökmeye değil, barışı korumaya geldim. Soluk yüzlünün yaşı küçük ama kalbi çok büyük. Düşmanını bağışladı. Ben senin düşmanın değilim, kabilenin dostuyum. Madem öyle aramızdaki nehir anlaşmasını biliyorsun. Bunu bildiğin halde o anlaşmayı çiğnedin ve dostumuz olduğunu söylüyorsun. Az önce 3 altın arayıcısı topraklarınıza girdi. Ben de onları takip ederek girdim buraya. Niyetim olay çıkarmadan onları yakalayıp buradan götürmek. Ben onları görmedim ama yalan söyleyecek biri değilsin. Diğer savaşçılara dikkat et. Niyetin kötü ise senin cezanı verirler. Bana pek inanmadı galiba. Diğerlerini de gidip kışkırtmasa bari. Neyse şimdi hemen o üçünü yakalayalım. Napolyon. Tom biraz ilerler ve birden Napolyon durdu. Bir tehlike sezmiş olmalı. Yanılmamışım. Napolyon avlanmaya gidiyorlardı. Bizi görselerdi o avdan vazgeçerlerdi. Zaten Kızılderililere rastlamadan o üçünü yakalayabilirsek büyük bir iş başarmış olacağız. Napolyon. Bu sırada yarım mil ileride siz toprağı incelerken ben tepeden bir bakayım. Peki dostum. Şuraya bak, altın gibi parlak bir şey gördüm. Sahi mi? Bakayım. Daha önce ben sizin icabınıza bakayım beyler. Ah, ah. Eyvah Ranger. Size ne demiştim ben? Şimdi görürsün sen yumurcak. Şimdi söyleyin bakalım. Diğer arkadaşınız nerede? Ah. Çok bağırma, duyacaklar. Diğer arkadaşınız nerede dedim? Buradayım yüzbaşı. İyi ama hayatta kalmak istiyorsan silahını yerine koy. Seni geberttikten sonra. Bunu kendin istedin. İşimize engel olmayacaksın. Ateş edecek olursan yerlerin hepimizin derisini yüzer. Etraf kızılderililerle dolu. İnanmıyorsan gel de şuradan bak. Oo. Vay canına, komançlar. Kafamdaki saçların sayısından bile fazlalar. Şimdi bana inandın mı? Benim ölüp ölmemem önemli değil. Bir savaş çıkarsa ölecek masum insanları düşünüyorum ben. Onun için seni şimdi bağlayıp götüreceğim buradan. Öyle mi? Sen silahımı
Kullanamazsam sen de kullanamazsın. Yakala bakalım. Ne duruyorsun? Yakalasana beni. Geldim, merak etme. Vay canına. Ne çevik. Ne kadar çevik. Tom yerden bir avuç toprak alıp adamın yüzüne fırlatır. Hey, o, inat etmeyi bırak artık. Böylece Tom üçünü de bağlamıştır. Tamam, bu da oldu. Bakalım nehrin diğer tarafına nasıl geçireceğiz? Etraf yerli dolu. Deli geyik sana yardım edecek. Az önceki Kızılderili. Evet, seni izliyordum Yüzbaşı Tom X ve gerçekten kan dökülmesini istemeyen mert biri olduğunu anladım. Yardım edeceğim sana. Bu tılsımı da hayatım bağışladığın için veriyorum. Bana ihtiyacın olduğunda bununla bulabilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi esirlerinizle beraber buradan gidelim. Böylece Tom Deli Geyik'in yardımıyla tutukluları nehire getirir. Tekrar teşekkürler dostum. Güle güle Tom. İyi, bu işte halloldu. Şimdi biraz konuşalım sizinle. Aslında sizin yeriniz hapishane ama vaktim yok. Hemen uzaklaşın. İplerinizi de birbirinize çözdürürsünüz. Buradan gitmeniz için size 24 saat süre veriyorum. Bir daha karşıma çıkarsanız kötü olur. İşte nutuk dediğim böyle olur. Bizim öğretmen bile okulda böyle nutuk çekemiyor. Sen de kimsin? Burada balık tutuyordum. Yüzbaşı Tom Mix, bu adamlara iyi bir ders verdiniz. Büyüyünce ben de Ranger olmak isterim. Büyüyünce olursun tabii. O ne güzel bir çanta öyle. İçinde bir Kızılderili tılsımı var. Kızılderili dostum Deli Geyik'in tılsım bana kendisi verdi. Demek onlardan dostunuz var. Tabii dürüst insanların her yerde dostu vardır. Ertesi sabah. Ha ha ha, çabuk olun. 24 saatlik süreniz dolmak üzere. Sus bacaksız. Yüzbaşıya da bağırsaydınız ya. Ha ha ha. Defol velet. Adam tam tokat atacağı sırada birden durur. Hey, çünkü köşeden Tom görünmüştür. Yüzbaşı Tom Mix. Aman da ne sevimli bir çocuk. Ne oluyor? Sen hala buralarda mısın? Hayır, tam gidiyordum. Ha ha ha. Amma da korkakmış. Neredeyse Kızılderililerle savaştıracaklardı bizi. Ama onları kovdunuz. Bak sen, kimler buradaymış? Tom, selam evlat. Doktor, konyakçı, demek geldiniz. Bunlar benim arkadaşlarım. Benim adım Pet ama siz neden öyle at gibi kokuyorsunuz? Ne dedin sen? Çocuk haklı konyakçı, sahiden de kokuyorsun sen. Olabilir, gerçek bir erkek böyle kokar. Ama Yüzbaşı Tom Mix de erkek. O neden kokmuyor? Neden mi? Dur bakayım. Konyakçı, hemen bir banyo yapsan senin yanına yaklaşmayız. Ha ha ha. Kesin gürültüyü 30 yıl önce bir kez yıkanmıştım. Ömrümü ördekler gibi suda mı geçireceğim? Bir hekim olarak sözümü dinle konyakçı. Bak orada bir küvet var. Git de hemen yıkan. Peki. Az sonra. Pö.
Su denen şey ne kadar iğrenç bir şey. Bu da ne? Sabun ne? Bilmiyor musun? Bu da parfüm derler. Suya birkaç damla akıtınca mis gibi kokarsın. Ama sadece birkaç damla fazla kaçırırsan 50 metreden kokun duyulur. Fua! Vay canına! Bu sabun da balık gibi insanın elinden kayıyor. Ne belalı bir işmiş bu yıkanmak. Ha ha ha. Ha, imdat. Elinden fırlayan sabun adamın ağzına girince konyakçı gülmeye başlar. Ha ha ha. Aman ne tesadüf. Tam da yerine oturdu. Of. İmdat. Ne iğrenç. Ah, bunlara sen sebep oldun. Al şunu kafana da gör bakalım. Eyvah, şişedeki parfüm suya döküldü. Felaket. Oh, çok iyi oldu. Ha ha ha, sana 50 metre yaklaşanın kokudan burnu düşecek. Dışarıda. Az sonra konyakçı tertemiz çıkacak. Çok memnunum. İşte geliyor ama bu keskin koku da nereden geliyor? Ben. Bu iğrenç koku etrafa benden yayılıyor dostum. Konyakçı olanları anlatır. O olamaz. Hep sizin yüzünüzden. Balık gibi bütün ömrüm suda geçsin istiyorsunuz. Hainler. Gel sana içki ısmarlayayım. İstemez, yalnız kalmak istiyorum. Tek başıma içeceğim. Beraber gidersem onu daha çok kızdırırım. Öf, ne kokuyor koku. Konyakçı meyhaneye girince, imdat, öf, ne berbat bir koku bu böyle. Ne? Defol salonumdan. Ah. Bir daha sakın salonuma geleyim deme. Anladık. Bir daha gelmeyiz. Konyakçının içeri girmesi yasaktır. Olamaz, artık köpekler bile kaçıyor benden. Zavallı konyakçı. Bu sırada. Günaydın yüzbaşı. Günaydın bayan. Bu renceri şehirde görmek insana cesaret veriyor doğrusu. Haklısın, buralarda barışı koruyan o delikanlı. Olamaz hay aksi. Hey pet, neyin var? Sapanım kırıldı. Yenisini yapmam gerek. Üzülme, beraber iyi bir dal buluruz. Haydi gel. Ormana gelen şu kervanı da görürüz hem. Kervan mı? Ormana kervan mı geldi? Hemen bakalım öyleyse. Ya sapanım, önce şehri tehlikelerden koruyup görevimizi yapacağız pet. Hey reis, gelen var. Bir ranger. Siz durun, onunla ben konuşurum. Hoş geldiniz. Ben Yüzbaşı Tom Mix. Şu meşhur ranger ha? Ben de Hakim Orizio Simpsons. Bunlar da arabalarım ve adamlarım. Ya geliş sebebiniz, kusura bakmayın. Buralarda durum biraz, rica ederim yüzbaşım, ben de kanun adamıyım. Size hak veriyorum. Buralardan biraz arazi alıp yerleşmek istiyordum. Sükuneti severim de, he he he. Güzel ama aradığınız sükuneti burada bulacağınızı sanmıyorum. Comanche topraklarında altın çıktıktan sonra hele. Öyle mi? Evet. Bu yüzden bir savaş tehlikesi atlattık bile. Ama hala tehlike mevcut. Birkaç sersemin altın hırsı her an bir savaşın patlamasına sebep olabilir. Çok kötü ama ben buna engel olmak için elimden geleni yapacağım. Anlatabildim mi acaba? Bana ve adamlarıma güvenebilirsiniz.
Hoşça kalın Hakim Simon. Ha 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 inandı enayi. Sersem kes sesini duyabilir. Sen malları hazırla ve başlarında bekle. Biz şehre iniyoruz. Peki reis? Tamam mı yüzbaşım? Tamam, şimdi sıra sapanında. Önce çatal biçiminde bir dal bulalım. İşte bu olabilir. Yaşasın, harika olacak. Ne çok uzun olmalı ne de çok kısa. Şimdi sıra lastiğini takmakta. Şu anda çok heyecanlıyım. Denemek istiyorum. Yaşasın, deneyebilirim artık. Eyvah, elimden kaçtı. Ne aksilik. Ah! Vay canına. Affedersiniz, bilerek yapmadım. Seni bacaksız. Sakin ol dostum. Çocuk bilerek yapmadığını söyledi. O da ne? Sandığın üzerinde tohumluk yazıyor ama içinden viski çıkıyor. Sana ne? Bas git. Kes sesini. Arabaları kontrol edeceğim. Bunu sen istedin, yumurcak. Aa, çok ateşlisin. Silah çekmeye ne gerek vardı? Vay canına, harikasınız yüzbaşım. Buradan kaçıp hakime durumu bildirmeliyim. Vay canına, bundan da kürek yazıyor ama içinde tüfek var. Bunlar karanlık insanlarmış, pet. Bir de bu sandıklara bakalım. Bunda da tohumluk fasulye yazıyor. Ama bundan da viski şişeleri çıktı. Şu adamı bir sorguya çekeyim. Ama kaçmış. O sırada adam uzaklaşmıştır. Reis, koş, Ranger her şeyi öğrendi. Ne? Viski şişelerini de gördü. Hay aksi, şimdi beni arayacaktır. Hemen adamları topla bari. Şu murcağı temizleyelim. Peki reis, hemen topluyorum. O sırada gidip şu hakimle konuşalım bakalım. Girdiği evi ben görmüştüm yüzbaşım. Güzel, öf, bu parfüm kokusu da ne? Ben de duyuyorum, öf, burnum düşecek. Ama bu konyakçı eski et kokusu bundan daha iyiydi. Tam da dayanamadı bu kokuya. Kısaca Tom'a olanları anlatırlar. İşte böyle. Doktor hariç herkes kaçıyor artık benden. Burada kalabilirsiniz ama hatta şu iki arabaya göz kulak olursanız çok sevinirim. Merak etme, zaten ben buradayken kimse buraya yaklaşamaz. Böylece Tom ve Pet yola koyulur. Hakimin girdiği ev hangisiydi Pet? İşte şu ev, gerekirse size sapanımla yardım edebilirim. Hayır, sen artık evine dönebilirsin. İşte geliyor. İyi ki önemimi anladım. Merhaba aziz dostum, ama neden yüzünüz asık böyle? Neden arabanızda viski ve tüfek olduğunu bana söylemediniz? Ben bir tüccarım. Onları Kızılderililere satacağım. Yani viskileri sarhoş olup savaşa kalksınlar diye mi? Evet, savaşın sonunda da altın bulunan topraklarını ele geçireceğim yüzbaşım. Demek itiraf ediyorsun. Elbette, çünkü kapana girmiş durumdasın. Vay alçak. Demek beni fare sandınız, öyle mi? Vay canına. Şunun işini bitirelim hemen. Eyvah, kurtuldu. Yılan gibi kayıyor. Ne olursa olsun ölecek. O senin fikrin. Al bakalım. Aa, arkadaşını da yanına yollayayım istersen.
Aa, tabancalarınızı çekin çabuk. Bu kadarı da fazla artık. Sen de adamlarını da haydutmuşsunuz. Felaket. Bu sırada Pet silah seslerini duyar. Olamaz, silah sesleri o taraftan geliyor. Geri dönmeliyim. Sakın yüzbaşının başına bir şey gelmiş olmasın. Şimdi elimdesiniz. Arabalarınız ve mallarınız ise arkadaşlarımın elinde. Şimdi yürüyün bakalım hapishaneye. Eller yukarı, at silahını çabuk. Hey, aferin Buk. Tom silahını bırakır ama ah, bıktım bu pis şakalarınızdan. Üstelik dayak yemeye de doymuyorsunuz. İmdat! Adamlardan biri bu kez Tom'u gafil avlar. Anneciğim, ne yapsam acaba? Sapanımdan başka bir şeyim de yok ki. Bayıldı, götürelim. İki kişi dışarıda gözcü olarak kalsın, içeri getirin. Ne pahasına olursa olsun ona yardım etmeliyim. O bir Kızılderili'nin çantası yüzbaşı düşürmüş. O sırada doktor ve konyakçı, aman tanrım bu münasebetsiz koku gittikçe ağırlaşıyor. Ne oldu yoksa sen de mi uzaklaşacaksın benden doktor? Şuraya bak konyakçı viski. Viski mi biraz ver de derdimi unutayım bari. Peki iç ama yıkanmadan bu kokuyu üzerinden atamayacaksın sen. Yıkanmak mı? Asla. Ne güzel 30 yıldır yıkanmadan mutlu mutlu yaşıyordum ama siz geldiniz ve yeter. Hayatta olmaz. Bir daha yıkanmamı sağlayamazsınız. Asla. İyi ama ben bir viski banyosundan söz ediyordum. Viski banyosu mu dedin? Bunların hepsi viski sandığı. Buyurun fıçıya ekselans memnuniyetle. Ben konyak banyosunu tercih ederdim ama. Viski banyosuna da razıyım tabii. Düşünsene her an viski içebilirsin. Bir deneyeyim o zaman. Ama birimiz içip diğeri bakmasın değil mi? Şerefine ihtiyar. Şerefine dostum. Bu sırada koşup arkadaşlarına haber vereyim hemen. Hemen yüzbaşıyı kurtarmak için harekete geçeceklerdir. Yaşasın, işte oradalar. Ama ne olmuş bunlara? Vay canına, konyakçının o pis kokusu gitmiş ama şimdi de leş gibi viski kokuyor. Bütün viskileri içmiş. Hey, uyanın, yüzbaşı tehlikede. Kalkın dedim. Eyvah, bunlar sarhoş. Uyansanıza, yararı yok. Top atsam da uyanmaz bunlar. Ne yapacağım şimdi? Yüzbaşıyı kurtarmam gerek. Bu kızıl derili tılsımı. Hatırladım. Bunu ona deli geyik diye bir komançı vermişti. Hayatını ona feda etmeye hazırmış. Bunu deli geyike vermeliyim. Bu tılsımla o topraklardan geçebilirim. Bu biraz tehlikeli olacak ama yüzbaşının hayatı için değer. Pat hemen nehre atlar. İşte geçtim. Oh, nasıl da titriyorum. Acaba soğuktan mı yoksa korkudan mı? Bu sırada, hey, her ihtimale karşı bunu havaya kaldırıp ilerleyeyim. Oh, bu bir Comanche tılsımı. Dur çocuk, nereden buldun o tılsımı? Vay canına, bu deli geyikin yüzbaşı Tom Mix tehlikede. Gel benimle. Yarım saat sonra
Kamota. Evet, bu benim tılsımım. Demek yüzbaşı tehlikede. Evet, yardım edecek misin? Bir saat sonra şehirde. Geç oldu, eve gideyim. Dinle, tam bitti derken üç kızılderili üzerime atıldı. O sırada iyi ki süvariler yetişti. 10 yıldır unutamam bu olayı. Neden anlattın bunu bana? Zaten Kızılderililerden korkarım. İyi geceler Walter. Sana da. Gittiler. Gel benimle deli geyik. İşte yüzbaşı Tom Mix o evde. Diğer nöbetçi de içeride olmalı. İki nöbetçi bırakmamışlardı. Dışarıdakini temizleyebilirim ama bu savaşa sebep olabilir. Bunu yapamayız. Evet, peki ne yapacağız? Aklıma bir şey geldi. Nedir? Acele etme, biraz sabırlı olursan neler olacağını görürsün. Aa, kafam. Hey, ne oluyor? Biri kafama taş attı. Aa. Bak sen, şuradaki velet atıyormuş. Bugün ormanda da bir taş atmıştı. Görür şimdi gününü. Yakalatsanız da beni. Vay yumurcak. Bir de alay ediyor. İyi. Onlar evden uzaklaşınca deli geyik harekete geçer. Plan işliyor. Nasıl da koşuyor ama ne olursa olsun onu yakalayacağım. Ah! Tam düşecek zamandı sanki. Ah! Sen koşmaya devam et. Ben dönüp Ranger'a göz kulak olayım. O sırada Tom'un bulunduğu evde bir yerli. Deli geyik dostum. Seni kurtarmaya geldim. Burada olduğumu nasıl öğrendin? Pet haber verdi. Sana hediye ettiğim Kızılderili çantasıyla gelip beni buldu. Evet, dövüşürken onu düşürmüş olduğumu sonradan fark ettim. Anladım. O sapan ile kapıdaki nöbetçileri uzaklaştırdı. Ben de buraya geldim. Bu sırada onu yakalasın. Ben çok yoruldum doğrusu. Nöbet yeri de boş zaten. İşte nöbetçilerden biri dönüyor. İyi, sen saklan ve onu bana bırak. Ama sende silah yok. Sen görünmemeye bak. Şehir halkı seni görecek olursa mesele çıkabilir. Az sonra adam eve girince. Vay canına, yüzbaşı Tom Mix yok olmuş. Hayır, buradayım. Vay canına. Aa, kolum. Daha yeni başladık. Bu sırada Buk ise çocuğu gözden kaybeder. Nereye gitti bu yapacaksız? Şehri avucunun içi gibi biliyor. Bir yere saklandıysa onu bulmam imkansız. Eve döneyim, ben de bari hakim beni orada göremezse hapı yuttum demektir. Bu sırada. Güzel, tabancasını da alayım. O sırada Buk eve varır. Olamaz, yüzbaşı arkadaşımı aklamış. Üstelik tabancası da var. Bu durumda karşısına çıkamam. Gidip hakime haber vereyim. Artık silahım da var. İsterse diğeri de gelsin. Sen artık topraklarına dönebilirsin. Peki seni neden yakaladılar? Buraya Komançilere satmak için kaçak içki ve silah getirmişler. Komançilere mi? Evet, böylece beyazlarla aralarında savaş çıkmasını istiyorlar. O zaman buraya askerler gelip sizi topraklarınızdan kovacak. Onlar da topraklarınızdaki altın madenine konacaklar.
Çok kan aktıktan sonra tabii, elbette, ama bu vicdansız insanların umrunda değil kan akacak olması. Bu sırada şehrin salonlarından birinde, "Baylar, artık kapatıyoruz. Tamam, biz de gidip yatalım artık. Hakim, hakim, durun. Ne var? Ne oluyor? Nasıl yaptı bilmiyorum ama Ranger arkadaşımı gafil avlayıp kurtulmuş. Hay aksi, şimdi gelip bizi arayacaktır ve mutlaka hesap soracaktır. Ben buralarda durmak istemiyorum artık. Ben de kalmam artık burada, buralarda. Sen istersen kal hakim. Durun sersemler, ha ha ha." Bu adamların hiçbirinde yürek yokmuş ama haksız da sayılmazlar. "Kalleşler, ya o arabalar ne olacak? Arabalar yerin dibine batsın. Ben canımı düşünüyorum. Haydi gidelim. İşte yüzbaşıya verilecek iyi bir haber." Pet Domix'in yanına gelir. Hepsi kaçtılar. Hatta arabalardan bile vazgeçtiler. Arabalardan temelli vazgeçtiklerini sanmam. Her ne olursa olsun bu şehir halkının savaş istemediğini unutmamalısın. Deli geyik. Anlıyorum kardeşim. Bir gün topraklarınızda bir beyaza rastlarsanız onun bir alçak olduğunu bilmelisiniz. Bunu kabilene de anlat. Merak etme, bunları kardeşlerime anlatacağım. Manitu seni korusun. Güle güle deli geyik. Kimseye görünmemeye çalış. Bu hala baygın. Ne yapacaksın? İçeri koyalım. Yarın şerife teslim edeceğim. Yarın gardiyanlıktan mahkumluğa düşmüş olacak desene. Haydi Pet, sen şimdi evine git ve olanlardan kimseye bahsetme. Emredersiniz yüzbaşım. Haydi dursana, neden konyakçı ve doktor yerine deli geyike gittin? Gittim ama konyakçı bir viski fıçısının içindeydi. Doktor da o da olduğu yerde sızmıştı. Ertesi sabah. Bu sabah ne güzel uyandım böyle. O pis parfüm kokusu da gitmiş. Viski bütün kokuyu almış. Yaşasın, demek artık kokmuyorum. Gel bunu kutlayalım. Hey dur. Ben çok acıktım. Haklısın. Gel şehirde yerleşecek bir oda bulalım kendimize. Az sonra yaşasın. Bak artık kimse yanımdan uzaklaşmıyor. Kokmuyorum demek ki. Elbette artık viski kokuyorsun. Vay canına, sahiden de konyakçı artık pis kokmuyor. Meyhaneme alabilirim artık onu. Buyurun efendim, meyhanemin kapısı size açıktır. Ama dün kovmuştun beni. Kapıya astığın tabela da hala orada duruyor. Kızmayın, hemen indiriyorum tabelayı işte. Dün çok pis kokuyordunuz. İster indir, ister senin meyhanende işimiz yok bizim. Doğru söyledin ihtiyar, gidelim buradan. Felaket, 2 ay yaşı kaçırmış oldum. 3 saat sonra, barmen bana bir cin ver. Duble mi? Beni konyakçı mı sandın sen? Tek olsun. Konyakçı mı dediniz? Elbette, Kulver Kalesi'nde 2 saatte tam 10 şişe içtiğini gözlerimle gördüm. Hay aksi, ne yapsam da şu ikisini meyhaneme gelmeye razı etsem. Az sonra, ben de sizi arıyordum. Yine mi siz? Lütfen artık bizden uzak durun. Ama bakın, dün tabelayı gözünüzün önünde kırdım işte. Bay Konyakçı'ya kendimi affettirmek için ne isterse yapacağım. Duydun mu? O zaman önce önümde diz çöküp af dilesin. Emredersiniz, önce çizmelerinizin tozunu alayım.
Fena fikir değil, aklıma gelmemişti. Size hizmet benim için şereftir. Ha ha ha, aferin. Biraz daha parlat. Artık meyhaneme geleceksiniz değil mi? Neden içmek için oraya kadar gelelim ki? Şuraya baksanıza, burada bir ay yetecek kadar viskimiz var. Nasıl? Oh, yazık. Bütün emeklerim boşa gitti. Oh, bana bir şeyler oluyor. Ha ha ha. Çizmelerim de pırıl pırıl oldu. Bu sırada hakim ve arkadaşları şehir dışında bir meradadır. Altınlara da veda etmiş oluyoruz. Acele etmeyin, benim bir planım daha var. O rencera hiçbir plan sökmez. Susun sersemler, bu kez o rencer de bir şey yapamayacak. Aynı akşam. Utanın, yine sızıp kalmışsınız. O vızıldayan ses de ne? Boş ver, hor. Bunlara laf anlatmak imkansız. Ben iyisi gidip yatayım. Tom oteldeki odasına çekilir. İyi bir sorun var. Sorun yok. O da ne? Dan dan low. İmdat, Kızılderililer. Hay aksi, nereden çıktı bu Kızılderililer şimdi? İmdat, şehri Comanche'ler bastı. Bakın soluk yüzlülerin evi nasıl dayanıyor. İmdat, Kızılderililer, kaçalım imdat. Gebersin beyazlar, savaş, ha ha ha, Kızılderililer böyle konuşmaz. Silahları konuşturmaktan başka çare kalmadı. Dikkat, ateş ediyorlar. Başka gelenler de var. Yeter artık, kaçalım. Komançiler kaçıyor. Yangını söndürelim. Sonra gidip biz de onların kampını basarız. Sakin olun, Kızılderililer değil onlar. Konuşmalarını duymadınız mı? Konuşmalarından bize ne? Kafalarında o tüylerden bile vardı. Onlar Komançilerdi. Bakın bunların üzerindeki Kızılderililerin savaş renkleri bile yok. Onlar beyazdı. Gördüm diyorum. Komançilerdi. Doğru. Peki ya şu nal izleri, Kızılderili atlarında nal yoktur. Doğru ama beyazlar neden yapsın bunu? Komançilerle savaş çıkması için. Olamaz. Onlar Kızılderililerdi. Nehri geçip onlardan intikamımızı alalım. Bravo. Anlaşıldı. Bunlar laftan anlamıyor. Bunlara kanıt gerek. Hiç olmazsa birini yakalayayım. Bu adada iyi ki biri oraya bağlayıp bırakmış. Şehir halkı nehri geçmeden o alçakları yakalamalıyım. De, sen de üzülme yavrum. İşimiz bitince seni sahibine iade edeceğim. Nitekim Tom yanılmaz. Şehre saldıranlar Kızılderili değildir. Ha ha ha. Planın başarıya ulaştı hakim. Bizi yerli sandılar. Birazdan birbirlerine girecekler. Şehir halkı vakit kaybetmeden nehri geçip Komançilere saldıracak ve savaş başlayacak. Dikkat, gelen var. Vay canına, mahmuzlayın atlarınızı da, ne duruyorsunuz? Haydi daha hızlı. Bu yüzbaşı Tom Mix, kaçalım. Kurşunlar vızıldamaya başlarsa ürkme, oldu mu? Eyvah, karşımıza nehir çıktı. Nehri geçerse kapı yutarız. Nedenmiş o? Bu saatte Kızılderililer uyuyordur. Nehre yaklaştıklarında birden. Oh! Durun, bekleyin beni. Duymadılar. Hemen saklanmalıyım. İşte geliyor. İyi ki tüfeğim var. Bu benim için iyi bir fırsat. Sersemler nehri geçiyorlar. Vay! At vurularak yere yıkılır.
Vuramadım ama önemli değil. Şimdi hallederim. Yine olmadı. Vay canına, bu takip ettiklerimden biri olmalı. Bu sırada, hey arkadaşlar, hakim yok. Geride kalmış olmalı. Dikkat edin, karşımızda komançiler var. Hepsi de silahlı. Aa, her yerden mantar gibi bitiyor bunlar. Silah seslerini Tom da duyar. Komançilerin topraklarında çarpışma başladı. Olamaz, zor durumdayım. Ranger'la başım dertte. Onu vurmak ne kadar zormuş. Al bakalım pis Ranger, nasılsa biri isabet edecek. Sersem nasıl da durmadan kurşun harcıyor. Eyvah, kurşunum bitti. Bizimkinin kurşunu bitti. Nehrin diğer tarafında da silah sesleri kesildi. Sonuç ne oldu acaba? Bu da kaçmaya çalışıyor. Dur bakalım Sayın Komançin, nereye? Hakimlikten bıkıp tiyatroculuğa mı başladın? Diğerlerin oldu bilmem ama bana canlı gerekiyorsun. Acele etme Ranger, hey! Müşsizlik bu adamı delirtmiş, kalleş. Başka türlü yola gelmeyeceksin sen. Ah, bayıldı. Bu dostum deli geyikin sesi. Tom, ben deli geyik, dinle. Tom hakimi bağlar ve bu artık kıpırdayamaz burada. Deli geyik, ben bekliyor. Kötü bir beyaz yendiğini gördüm. Arkadaşlarının da sonu kötü oldu. Sesleri duydum. Beyazlar topraklarımıza girdi. Komançilerle çarpıştılar ve öldürüldüler. Sonları kötü olmuş ama hak etmişlerdi doğrusu. Evet ama onlar savaş çıkmasını istiyordu. Doğru, ben de reislerini yakaladım. Şehre götürünce meseleyi anlayacaklar. Sen de git kabilelere beyazların savaş istemediğini anlat. Deli geyik hepsini anlatacak. Kardeşlerine Manitü yardımcın olsun. Senin de Tom esiriyle beraber yola çıkar. Bu sırada halk savaşı hazırlanmaktadır. Hazır mısınız? Hazırız. Hemen harekete geçelim. Gebertelim onları. Atlara binin. Bir dakika durun hepiniz. İşte size evlerinizi yakan sahte Kızılderililerden biri. İnandınız mı şimdi? Evet, itiraf ediyorum. İşi biz yaptık. Hakim Simons bu. Demek Komançiler suçsuzmuş. Evet, onlar suçsuzdur. Haydi şimdi evlerinize dönün. Bu da cezasını çekecek. Ranger haklı, dağılalım. Doğru, savaş istemiyoruz zaten. Güzel, evlerine gidiyorlar. Onları sakinleştirebildim. Gidip yatayım artık. Ertesi sabah. Biz Nevada Ranger'larıyız. Yüzbaşım Ben Pat. Karşı sahilden dumanlar yükseliyor. Bir gelip bakar mısınız? Tamam Pat. İşte bakın orada. Aferin Pat. Çok uyanıksın. Nereye gidiyorsunuz? Neydi o işaretler? Sen bekle Pat. Bana dumanların anlamını söylemedi. Nehri neden geçiyor ki? Geldim deli geyik. İşaretlerimi anlamayacağını tahmin ediyordum. Kötü haberlerim var kardeşim. Kötü haber mi dedin deli geyik? Kabilem barış istiyor ama gençlerden biri Şahin Pençesi savaşa yemin etti. Her yerde böyle insanlar var deli geyik. Şahin Pençesi kamptan kaçtı. Kendisi bir boğa kadar kuvvetli ve yırtıcıdır. Çok atılgandır. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Hey! Atılan kurşunlardan biri Tom Mix'in ayağının dibine gelir.
Manito, beni iyi tarif ettin deli geyik. Soluk yüzlüler artık adım duyunca titresin. Şahin pençesi. Demek savaş meraklısı genç sensin. Nehri geçtin beyaz adam. Sen de öleceksin. Dur, o komançilerin dostudur. Yüzbaşı Tom Mix, büyük savaşçı. Saçları kemerimi süsleyecek. Tom bir ok gibi fırlar. Ulu Manitu. Senin kafan çok kalın. Şahin pençesi. Beni yendin. Öldür beni. Bıktım artık bu ölüm laflarından. Ben buraya savaşıp adam öldürmeye gelmedim. Barışı korumaya geldim. Komançiler de benim dostumdur. Tom yerinin silahını boşaltır. Sivri tırnakları kesmek gerek. Şimdi bunu al ve sadece avda kullanmayı unutma. Şimdi git karşımdan. Kardeşim doğru söylüyor. Soluk yüzlü beni bıraktığına pişman olacak. Artık benim kanunum savaş. Soluk yüzlülere ölüm. Adım her yerde anılacak. Şunun söylediklerine bak. Korkarım başımıza iş açacak. Haklı olabilirsin. Neyse biz yine de barışı korumaya çalışacağız değil mi? Elbette kardeşim, söz veriyorum. Ertesi sabah, yüzbaşım, ne oldu Pet? Neden öyle koşuyorsun? Karşı sahilde yine dumanlar gördüm. Deli geyik olmalı, gidip bakayım. İşte ne diyor, söyler misin? İşaret değil, düpedüz yangın bu. Ne? Gidip bakalım. Hayır, sen dur, ben gidip bakacağım. Tom hemen Napolyon'a atlayıp yola koyulur. Ah, imdat, yanılmamışım. Tahrip edilmiş bir çiftlik. Orada inleyen biri var. Oh, bir beyaz. Kurtarın beni. Cesaret dostum, gel. Kurtarın onu 13'ünün elinden. Sayıklıyor. Hayır, sayıklamıyorum. Kızımı kaçırdılar. O üç Kızılderili, kurtarın onu. Vay alçaklar, kim bunlar? Reislerinin ismi Şahin Pençesiymiş. Şahin Pençesi ha demek dediğini yapıyor. Kızımı kurtarın ne olur. Fakat siz ne olacaksınız, bizi burada bırakamam. Ben onunla ilgilenirim. Pet sen ha? Sizi merak edip peşinizden geldim. İyi ki gelmişim. Öyleyse hemen bir doktor getir buraya Pet. Gizella'mı kurtarın yüzbaşım. İyi ki izleri belli ve aramızdaki mesafe az. Madem Şahin Penceresi savaş istiyor, o zaman savaş olacak. Umarım minik kız hayattadır. Koş Napolyon. Ayaksi, yağmur başladı. Bu yağmur izleri silip süpürecek. Ne aksilik. Gel Napolyon, fırtına geçinceye kadar şu mağaraya saklanalım. Umarım içeride ayı yoktur. Napolyon değil mi? Vay canına, burada ateş yanıyor. Bir de koku var. Kahve alır mısın yabancı? Kimsiniz siz? Fazla soru sorma yabancı. Bir Kızılderili olmadığına sevindim. Kahve için sağ olun. Buraya geleli çok mu oldu? Soru sorma dedim ya demin. Ben sadece bir kızı kaçıran birkaç Kızılderiliye rastladın mı? Onu sormak istiyordum. Reisleri Şahin Pençesi. Çok asi ve saldırgan. Onları takip ediyordum. Ne? Şahin Pençesi mi? Onu tanıyor musun? Elbette, ben de onun için buradayım. Yerini biliyorum. 3 aydır onu arıyorum. Sonunda ninni buldum. Elimden kurtulamaz. Bu adam size ne yaptı? Soru yok. Fırtına dindi. Haydi gidelim artık. Pekala, ne tuhaf bir adam.
Hiçbir şey anlatmıyor ama hırslı görünüyor. Neyse, bu beni ilgilendirmez. Şimdi Gizella'yı kurtarmalıyım. Tom ve adam epey ilerler. Bundan sonra yürüyerek devam edeceğiz. Sessiz ol. İşte, tamam, kız da orada. Zavallıyı çalıştırıyorlar. Ben kızı kurtaracağım. Bunun için de onlara baskın yapmalıyım. Sen burada bekle. Peki, hücum zamanı ıslık çal. Tom harekete geçer. Çabuk yak ateşi, karnımız acıktı. Tom sessizce ilerlemeye devam eder. Yeter, ağlama artık. Ah, bir ıslık. Manitou, evet ben çaldım ıslığı. Yabancı da ıslığı duyar. Ranger'ın hücum işareti. Nereden çıktı bu yüzbaşı Tom Mix? Hücum, ulu Manitou. Bir beyaz daha. Bu sırada Tom, Shine pençesiyle mücadele etmektedir. Yardım etmeliyim. Fakat kız odunu yanlışlıkla Tom'un başına vurur. Eyvah, Ranger'a vurdum. Ah! Ne yaptım ben? Şimdi işim bitti, soluk yüzlü. Hayır, bunu yapamayacaksın. Seni yılan, soluk yüzlü. Senin cezan bu uçurumdan yuvarlanmak. İmdat! Vay alçak! Bir saniye. Daha gecikseydim kızı aşağıya atacaktı. İmdat! Ah! Cesaret! Kurtuldun Gizella. O alçak aşağı düştü. Dayan yabancı, yardımına geliyorum. Bravo Ranger, çok becerikliymişsin. İşte tüfeğime kavuştum. Hınzır tüfeğimi çalmıştı. Bu yüzden 3 aydır peşindeydim. Ne? Tüfek için miydi yani? Bunu Texas'ta bir atış yarışmasından kazanmıştım. Şimdilik Gizella'yı babasına götürmekten başka yapacak bir iş kalmadı. Ben de size bir ziyaret çekerim artık. Bu maceranın sonu.